Evet, yeni bir alışveriş videosuyla kanalıma hoş geldiniz. Tabi her zamanki gibi benim yüzümde güller açıyor. Erdinç'in yüzünde pek açmıyor. Neden acaba? Neden sence kocacığım? Baksana buraya. Neden oldu belli, baksana burayı diyor ya. İşte öyle, biz bugün alışverişe gittik. Eşime ilk defa Ramazan alışveriş çeki verdiler. Onun için biraz yapalım dedim. Biraz da abartmış olabilirim ama yani. Birazcık mı? Birazcık dedim, birazcık. Hadi bakalım şimdi aldıklarımıza geçelim. Çok değil, şu kadarcık. Bakın şu kadar. Şimdi baştan yufka aldım. Neden yufka aldım? Şimdi 3, 5, 8 adet yufka aldım. Bir de 1 kilo ıspanak aldım. Ispanak böreği hazır evdeyken ıspanak böreği saracağım. Videosunu da çekerim. Buzluğa atacağım. Ramazan'da ya da Ramazan'dan sonra gelecek olan misafirlerime İnşallah ikram ederim. Ramazan'da da kendimiz yeriz dedim. O yüzden güven yufkanın böyle bir üçlü yufkasını aldım. Böyle bir de beşlisini aldım. Çok güzel bir sos yapacağım, böyle zeytinyağlı, sodalı böyle bir sos. Onu da sarıp buzluğa atacağım. Çıkardığınız zaman da çıtır çıtır oluyor. Evet hayatım, olabilir miyim? Buyur canım. Dakika. Şöyle biz de gözükelim ki. Evet. Bimde böyle tavukluk çorba var. Çorbalık tavuk var. Çorba, tavuk. Tam tersi oldu. Ne yazıyor üstünde? Karışık çorbalık piliç yazıyor. Bunları ben kaynatıyorum. Hakikaten bir çorba için gayet yeterli oluyor. O yüzden böyle alıyorum. Ve kilosu 5 lira. Ve çok da güzel çorbalık et çıkıyor. Tabi her zamanki gibi bir kıyması. Niye? Hafta sonu çiğ börek yapmayı planlıyorum. Bak, çiğ börek deyince nasıl yüzü Ne güldü? Bakın. yapalım? Annemiz Tatar, onu seviyoruz. Ne yapalım? Ama alışverişe de gidince de kızıyoruz ama. Ne kızar tabii. Çiğ börek duyunca bak nasıl yüzü gülüyor hemen. Bakın şimdi, bak bir daha gülecek. Alayım. Bununla da bir dahaki haftaya göbete yapmayı planlıyorum. Belki ben o zaman olmayabilirim. Neden? Dört tane. Sen olduğu zaman yaparım ben de. Olur mu? Olur. Bak nasıl gülüyor. Sevdiği şeyler oldu mu? Gülüyor benim kocam. Bu da böyle bütün tavuk aldım. Her zamanki gibi. Şaka diyorum. Bununla göbete yapmayacağım. Bununla fırında tavuk yapacağım. Çok güzel içi pilavlı. Şöyle güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Allah nasip ederse. Bundan Evet. ne yapacağım? Bununla ne yapacağım biliyorsunuz mu? O kadar çok yedikten sonra aileyle soda içmek gerekir. Bunu da soda olarak içeceğim. Geçen gün bir videoda gördüm, internette geldi. Kadın bir tanesi Şileks gazozunu almış. Bu şey koronavirüsüne iyi geliyor diye. Bunun içinde de bir vitamin varmış diyor. Koronavirüsüne iyi geliyormuş diyor. Zavallı bu kandırılır herhalde. Bir de onun videosunu çekmiş. Ama bu koronavirüsüne iyi gelmiyor. Bu çok yedikten sonra sindirim için iyi geliyor. Bu da şöyle bir tane küçük tepsi aldım A101'den. Kahve sunumları için. Bir de şöyle tart kalıbı istiyordum. Hep komşudan alıyordum. Yok benim pek kalıbım falan, böyle pek mutfak malzemem yoktur. Siz de görüyorsunuz zaten. Bilmiyorum, biraz ince ama inşallah memnun kalırım. Evet, bunlar da cheese'i. Bunları şey pizza. Bunları kim seviyor? Ne? Sen? Ben. Emin misin? Bir daha Ne? soruyorum. Evet. Yok, o seviyor. Benim sevdiklerim başka. Bakın, önce kocamın sevdiklerini. O pizzayı çok seviyor. Bir de bunu çok seviyor. Benim kocam genellikle tuzlucudur. O tuzluları çok sever. Bir de şunları çok sever. Ben de yalan yok. Kim ne seviyorsa onu söylerim. Şu Torku'nun Hindistan cevizi çikolatalarını sever. Bu da onların, bu da onun. Bunu da ben aldım. Bunu ben kendim aldım. Torku'nun kahve yanına falan koymak için. Sakızları Ben sakız çiğnemeyi çok seviyorum. Hiç ağzım boş durmaz. Sürekli ağzımda sakız olur. O yüzden hafta sonu sokağa çıkma yasağı olunca sakızları stok yapayım dedim. Var ya, yapalım bir tanesi. Bakın böyle kahve yanına koymak için şunları alayım hayatım. Çikolata aldım. Tabi bu kahvede falan beraber içiyoruz. Değil mi kocacığım? Evet. Bim'in dübek kahvesini aldım. Daha önceden almıştım. Hoşuma gitmişti. Bir de Bim'in şöyle damla şey, Bim değil, A101'in say. Aynen. A101'in damla sakızlı Türk kahvesini aldım. 3 paket 8 çek. Bunlar oğlanın. Şimdi ödev yaparken falan veriyorum açı bir tane. İyi oluyor. Benim oğlan çok iştahlı olduğu için canı sıkılıyor. İlle bir şeyler atıştırmak gerekiyor ders yaparken.
Başka türlü ders yapmaya tutturamıyorum onu. Anca böyle bir şeyler veriyorum yanına. O zaman güzel yapıyor. Ayrıca birden şunları aldım. Çileklisini. Bunlar da benim. Brownie. Evet, bunları da damla çikolata aldım Bim'den. Kek falan yaptığım zaman içine koyuyorum. Bunlar mesela. Bunları böyle biz yemekten daha ziyade şeylere kullanıyorum. Bermelüsü eritip mesela sufle yaptım. Tarifinde yakında yükleyeceğim mesela. Suflenin içine falan bunlardan koyuyorum. Beyaz çikolata normalde biliyorsunuz çok pahalı. 10 liralık alışveriş yapana, tabii 10 lira üstü alışveriş yapana bunlar 9 liraya düşmüştü. 10 tane var içinde beyaz çikolata. Bunları da ben eritip kullanıyorum pasta malzemeleri, pasta yaparken. Hem beyaz çikolata kullanmış oluyorum hem de uygun geldi. 10 tanesi 9 lira. Böyle 2 paket aldım. Bu arada şöyle. Kesme şeker. Olmazsa olmaz evin her ihtiyacı. Kocam gerçi şekerli çay içmiyor. Yarım şekerli içiyor. Ama biz de oğlan kullanıyoruz şekeri çokçası. Margarin. Bak bu da kocamın sevdiği. Bunu da o seviyor. Bak gülüyor çaktırmadan. Ben de yiyorum ama o da o seviyor. Yani onun için aldım. Onun için almadım. Onun için aldım. Bir tane tel şehriye aldım. Ketçap, mayonez. Oğlanın olmazsa olmazı. Domatesli makarna yemiyor ama domatesli makarna içinde ketçap yerken ketçap sıkınca yiyor. İşte böyle bir değişik evlat. Bir tane ıslak mandil aldım. Bir tane Blendax'ın şampuanı. Bu şampuan kimin hayatım? Benim. Ha? Onun. Bak ya çoğu seninmiş zaten canım. Bu da ne kadara düşüyordu? 18 liraya düşüyordu. 20 liralık alışveriş üstüne. Finish'in 50 lira. Evet. 18'e mi? 19'a mı? Evet, oraya düşüyormuş. 50 tane var içinde. 5 kilo un. Tabii bu kadar hamur kömür yapınca unla. Un dayanmıyor çünkü. Bir de yağ. Sıvı yağımız. O da Sole galiba. Evet. Biz market pazara gitmiyoruz bu arada. Kalabalığa fazla eşim girmemi istemiyor. O yüzden bir de pazar alışverişi yaptık. Evet, dediğim gibi 8 tane yufka aldım dedim ya. Bakın böyle ıspanak aldım. Şimdi bunları bol soğanla kavuracağım. Ondan sonra gül şeklinde, rulo şeklinde sarıp buzluğa atacağım. Büre atım. Marul, salatalık. Salata yapmak için taze soğan. Maydanoz ve dereotu. Dereotunu için mi aldım? Kabak aldım. Kabak kızartacağım yoğurtlamak için. Bakın belki dolmasını da yapabilirim. Kabak dolması da yapabilirim. Şu anlık bilmiyorum. Mücver mi yapayım? Aa, mücver yapayım. Boyadan beri mücver yapmadım. Doğru söylüyorsun. Hazır dereotu da varken. Yeşillik aldık. Biz yeşili sadece kahvaltıda yiyoruz. Akşam hemen normal salata yapıyorum. Domates. Avuç. Bunlardan kiloları belli değil. Bunları bu kadar koymuşlar markette. Az geçen 2 poşet al ama bize birer poşet yetiyor. Poşet dövrüne geçildi ya, o yüzden tamamını koyuyorlar. Evet. Tabi baş olmazsa olmazı kuru soğan. Patates. Ve çok istediğim 3 tane şeye geldik. Bu 3 tane ürünü çok istiyordum. Bir çilek. Magnolia tatlısı yapacağım. Onun için çilek ve kendim zaten yemek için. Ve köydeyken zamanında kıymetini bilmiyorduk hayatım. Şimdi para verip de aldık ya. Yüreğim sızlıyor. Ne? Çağla. Çağla, badem. Zamanında bizim o kadar bahçemizde ağaçlarımız vardı ki. Toplayıp doyuncaya kadar yiyorduk. Yani para verip de çağla alacaksın deserdi bana. İnanmazdım kızken. Çocukluğumuzda biz de bahçelerden topluyorduk be. Çağla aldım. Şu an bizim evim buralarda hep bu aşağıda. 6 lira 42 kuruş tutmuş. 6,5 lira yani. Ve en çok istediğim. Dün bunun için markete gittim, yoktu. İstiridye mantarı. Bilmiyorum siz yapıyor musunuz ama ben çok yapıyorum. Ya şu istiridye mantarını bir yere koysalar, kuzu etini bir yere koysalar
Garanti favorim bu. Tavuklu şöyle tavuk etiyle, tavuk göğüsle bunu bir kavuracaksın. Bir sote yapacaksın. Yemede yanında yat. Çok güzel yiyeceğiz. Reklamını da yaptım ama bu kadar para verdikten sonra kocamın yüzü gülmüyor. Ama hayatım görüyorsun yani çoğunu biz kendim beraber yemek için aldık. Niye sen şimdi öyle yapıyorsun zaten bana? Zaten beraber yiyeceğiz zaten. Başkası mı? Evet, bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen destekleyin. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Hadi sen artık uyumaya gidebilirsin hayatım. Hafifledin zaten. Olsun. Çok hafifledi. O yüzden artık uyuyabilir rahat rahat. Seviyorum sizi. Desteklerinizi bekliyorum. Bizi destekleyin.